Yani yazar olmaya karar vermek aslında kitap okuyarak başladı her yazar gibi. Bizim evimizde kitap yoktu. Hep böyle genelde kitabın içinde büyüyenler, annesi babası kitap okuyanlar, çevresinde kitap okuyan kişiler genelde kitap okurlar. Ama ben tam tersi hiç kitap olmayan bir yerde büyümeme rağmen kitaplara ilginç bir şekilde merakım var. Şimdi düşünüyorum ben de neden bu kadar merakım varmış diye, ben de anlamıyorum. Tabii insan okudukça, okumaya çalıştıkça o kitap dünyasının, edebiyat evreninin içine giriyor ve oradan bir parça olmak istiyor. Sadece okur olarak kalmak istemiyor. Sanırım öyle biraz başladı. Ve her yazar adayı adayı gibi şiir yazarak başladım ben de. Ama şiiri daha sonra bıraktım. Öyküde karar kırdım. Öyküde de yazmaya devam ediyorum. Yani öykü öldü derken o Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar romanından bir bölüm. Nihayet insanlık da öldü diye başlayan. Ben onu alıp öyküye, öykü olarak değiştirmiştim insanlık olan kısımları. Çünkü öykü form olarak çok aslında nasıl denir, incelikleri olan bir tür. Yani çok fazla sınırları çok belirgin olsa da içinde çok fazla atraksiyon yapabileceğimiz, içinde çok fazla oyun oynayabileceğimiz bir tür öykü. Onun için de ben öykü yazmaya başladığım zaman herhalde tesadüf eseri, genelde oyunlu öyküler yazan, daha postmodern öyküler yazan yazarlarla tanışmıştım. Onun için de o tür öykülere daha çok merak saldım. Ve öyküyü kendi içinde yok ederek farklı bir öykü yaratma çabasıyla yazmaya başladım. Öyle de devam ediyor. Öykü öldü mü? O biraz da hani benim nasıl diyeyim, gizli kibir mi diyelim ya da tevazu mu diyelim, onun arasında olan şeyimi söylemek için yaptığım şeydi. Yani öykü öldü. Öykü türünde meşhur olmasa da Oğuz Atay tabii ki. Ve Oğuz Atay gibi aslında öyküleri, çok iyi öyküleri olan, çok iyi öykü anlatma, öykü yazma, hikaye anlatma ustalığı olup da işte romancı olarak, şair olarak anılan birçok yazar var. Örneğin Metin Eloğlu'nun öykülerini mesela ben çok severim, ama kendisi çok büyük bir şair tabii ki elbette. Ama öyküleri mesela bilinmeyen bir öykücüdür. Feyyaz Kayacan örneğin çok sevdiğim bir öykücüdür. Ama unutulmuş bir öykücüdür. Genelde böyle kıyıda kuşta kalmış, unutulmuş öykücüleri biraz da tırtıklamak, bakmak hoşuma gidiyor. Onları tekrar tekrar okuyorum. Üzerinde çalışmaya gayret gösteriyorum öykücülerin öyküleri üzerinde. Böyle güncellerden söylemeyelim. Genelde tanışıklık olduğu için ayıp olmasın. Rüya kadar ben özel hayatımda da, yani kendi iç dünyamda diyeyim, ya da rüyalarla biraz ilgiliyim. Rüya sineması öncelikle ilgimi çekiyordu. Sinema televizyon okurken özellikle Tarkovski tabi başta olmak üzere. Rüyalarla bir şekilde ilişki kuran yönetmenler çok ilgimi çekiyordu. O zaman bunun işin edebiyat kısmını çok düşünmüyordum. Daha işin oyunlu kısımlarını düşünüyordum. Daha sonra artık edebiyatta ve öyküde yoğunlaştıkça rüya ile ilişkilendirilebilecek metinler, yazarları takip etmeye başladım kendimce. Daha sonra gerçek ve rüya, rüyanın gerçekliği, gerçeğin aslında rüya olması, kurgunun da gerçekliği, gerçekliğin de aslında bir kurgu olması meselesini biraz kafamda toparlamaya çalıştım. Öykülerime de bunu vermeye çalıştım. Onun için de rüya gibi demedim. Mesela herkes kitabın ismini şeydi, hatırlıyor, söylüyor. İşte son kitabın şeydi değil mi? Rüya gibi diyorlar. Artık kalıplaşmış bir terim olduğu için herhalde. Ama rüya kadar yani. Çünkü kadar burada mesafeyi aynı zamanda temsil ediyor. Yani aslında hayatta, dünyada rüya kadar. Çünkü bilimsel olarak da böyle, rüya aslında çok saniyelerce gördüğümüz bir şey, çok kısa gördüğümüz bir şey. Ama anlattığımız zaman günler geçiyor, şehirden şehire gidiyoruz rüyalarımızda. Ama aslında zihnin çok kısa bir sürede gördüğü bir şey. Gerçek hayat da aslında biraz öyle. Dönüp baktığımız zaman hayatımıza, vay be diyoruz, bunları yaşamışız, bunları görmüşüz, bu insanlarla tanışmışız,
İşte okul okumuşuz, okulu bırakmışız, tekrar okumuşuz, tekrar şey yapmışız. Ama sanki bir günde yaşamışız gibi bunu ya da bir saniyede yaşamışız gibi hepsini yani çok uzun bir süreyi çok kısa bir sürede anlatabiliyoruz. İşte bu gerçek yaşamdaki geçmişin çok kısa sürede şekillenmesi zihinde, hayalde, anlatımda bunu öyküde nasıl yapabilirim diye düşünürken farkında olmadan biraz da rüya meselesiyle ilgili öyküler yazmaya başlamışım. Sonrasında toplayınca da dedim hepsi rüya ile ilgili. Ve bu yol üzerinden de gitmeye devam ediyorum. Edeceğim de galiba rüya meselesini biraz daha. Çünkü öyle hemen anlaşılabilecek, kolay bir şekilde ele alınabilecek bir şey değil. Unutulmuş öykücülerin öykü kitaplarını tavsiye edebilirim. Post Öykü dergisinde zaten bunları yazmaya başladım. Yani öyküleri unutulmuş, kendileri unutulmuş öykücüler yazıyorum. İlk Feyyaz Kayacan'ı yazmıştım. Feyyaz Kayacan gibi, Sevim Burak gibi, Orhan Duru gibi. Aslında Türk öykücülüğünde çok önemli yere sahip, çok önemli alanlar açmış. Sadece öykücülük için değil hatta edebiyat için çok büyük alanlar açmış ama bir şekilde hem kendileri unutulmuş ya da öyküleri unutulmuş öykücüler var. Ya da şairliğiyle meşhur olup öykücülüğü unutulmuş Metin Eloğlu gibi. Ya da tek bir kitap yazıp daha sonra sinema işleriyle uğraşan Onat Kutlar gibi. Unutulmuş öyküleri tekrar hatırlamak, en azından tekrar unutmak için tekrar hatırlamak gerekiyor.